öfke, sokaktaki öfke bitmiyor. Gündemde tutacağız, başlayacağız şimdi. Esenyurt'ta bir kadın kaldırımda yürüyenlere saldırdı. Yani bilmiyorum, aklı dengesi yerinde mi? Polisler bu kadını gözaltına aldı. Saldırdıkları arasında başörtülü kadınlar da vardı. Bir o tarafa, bir diğer tarafa koştu. Önüne çıkan herkese saldırdı, böyle kovaladı. Haplanmıştı, millete saldırıyordu. Görüntülerin adresi Esenyurt. Kadını tanıyan yok. Elinde top, bir de sopa vardı. Hedefinde kaldırımda yürüyenler vardı. Bu kadın karşılık verdi, kendini korumaya çalıştı. Mahallenin kabusu olan kadın araçlara da saldırdı. Çocuğuyla kaldırımda yürüyen bu kadın da tehlikenin farkında değildi. Kadının onunla birlikte çocuğunu da kovaladı. Çocuk gözyaşlarına boğuldu. Kovaladı, çoluklu ailelere saldırıyordu. O kadın kıyafetlerini de çıkarttı. Polisler olay yerine geldi, gözaltına aldı. Kaldırımda yürüyenler de rahat bir nefes aldı. Kafa atılır mı? Bir kadına kafa atılır mı? Bursa. Bursa'da da bu arada Refika Yazgaç uzman psikoterapist yayınımıza katılıyor. Refika hocam hoş geldiniz. Birkaç haberim daha var. Onda da görmenizi isterim. Şunu söylüyordum. Kafa atılır mı? Hele bir kadına kafa atılır mı? Eski sevgilisi 9 kez kafa atmış. Bakın nasıl anlatıyor. Eski sevgilisi tarafından dövüldü. Yüzüme 9 defa falan kafa attı. Ölümle tehdit edildi. Ölümle tehdit ediyor. Seni biriyle görmeyeceğim, kimseyle olmayacaksın. Aylardır peşindeydi. Gördüğü yerde rahatsız ediyordu. Biz kız arkadaşlarımla birlikteydik. Ondan sonra dışarıda denk geldiğimiz yerde niye buraya geliyorsun? Bursa'da yaşayan Sibel Kahraman bir yıl önce sevgilisinden ayrıldı. Ancak eski sevgilisi peşini bırakmadı. Farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ve iş yerine rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşıyla eğlence merkezine giden Kahraman'ı takip etti. Genç kadını orada darp etti. Biz kız arkadaşlarımla birlikteydik. Ondan sonra dışarıda denk geldiğimiz yerde niye buraya geliyorsun? Kız arkadaşlarıma da aynı şekilde eskaza onun yanında göreyim. Sizi de öldüreceğim gibi. Böyle yani. Ondan sonra çıkışta zaten yüzüme 9 defa falan kafa attı. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman darp raporu aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ölümle tehdit ediyor. Seni biriyle görmeyeceğim. Kimseyle olmayacaksın. Gezmeyeceksin. Karşıma çıkmayacaksın gibi. Gittiğim yerlere gelme. Öldürürüm. Ekipler İŞ'nin yakalanması için harekete geçti. Şüpheli Mudanya ilçesinde saklandığı evde bulundu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir de metro. Metroda cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi diğer yolcular tarafından bakımlı hale getirildi. Önce tartıştılar, sonra dövmeye başladılar. Sonunda da metrodan attılar. Görüntüler İstanbul Esenler metrosunda kaydedildi. İddiaya göre metroda yolculuk yapan bir kişi kadınların fotoğrafını çekti. Diğer yolcular durumu fark edince şüpheliyi dövmeye başladılar. Yolcular şüphelinin telefonunu alarak çektiklerini görmek isteseler de başarılı olamadılar. Şüpheli Esenler istasyonunda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Uzman psikoterapist Refika Yazgaç. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum Kerem Bey. İyi yayınlar dilemek istiyorum bu kadar yoğun, sıkıntılı bir sürecin içinde. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim. Sorum net hocam. Neden bu kadar öfkeliyiz? Neden bu kadar öfkeliyiz? Tabii bunun tek bir cevabı yok. Ama şöyle başlangıç yapabilirim. Günümüz haz ve hız odaklı bir dönem. Ve bu hız öyle bir şey ki biyolojik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, ekolojik olarak değişimler olduğunda bu değişime hızlı bir şekilde adapte olmamız da çok mümkün olmayabiliyor. Ve bunlar bizde bazen kayıp kazanç gibi, övgü yergi gibi, mutluluk mutsuzluk gibi dengelerde sıkıntılar yaratıyor. Ve kişi istemediğiyle karşı karşıya kaldığında veya bir sonuç için zorlandığında çatışma yaşıyor. Ve bu çatışmaya karşı da adaptif bir baş etme becerisi gösteremediğinde karşımıza sizin de ekranlarda gösterdiğiniz gibi uzlaşmadan uzak, problem çözümü becerilerinden uzak, zorlayıcı, kaba kuvvete dayalı, psikolojik, fiziksel şiddete başvurular artıyor. Tabii bunun yanında bunun bedelini ödemek konusunda da adil bir dengenin olmadığı, yani yapanın yanında kaldığını düşündüğü ve gördüğü zamanlarda kişi bu durumda psikolojik dayanıklılığı da yoksa, yani sağlıklılıkla ilgili, yani nörolojik, nöropsikolojik bulgularında da belki problem var. Biraz evvel gösterdiğiniz kadında olduğu gibi beynin frontal lobuyla limbik sistem arasındaki bağlantılarda problem, yani değerlendirme becerilerindeki problem kişinin dediğimiz gibi problem çözme becerilerinde adaptif olmayan yöntemlere sevk ediyor ve karşımıza da böyle her alanda sıkıntı olarak şiddet karşımıza çıkıyor. Çocuğundan yetişkine kadar. Evet, zaten hani memleketimizde bu kadına şiddet meselesi bambaşka, yani ansiklopedik bir konu haline geldi ama evet. Dediğiniz gibi artık hemen her alanda, yani futbol sahasında da var, pazarda da var, markette de var, sokakta da var. Yani dün mesela ekrana getirdik, yan yana yürüyorlar. 8 dakika içerisinde birisi hayatını kaybetti, birisi katil oldu. Yani yan yana yürürken inanılmaz bir noktaya geldi. Nasıl yeneceğiz bunu? Nasıl yeneceğiz? Bir kere bizim değerlerimiz, etik değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz, barışçıl bir kültürün olması, barış dilinin kullanılması, uzlaşı kültürümüzün var olmakta iken olan şeyler. Ama değişim o kadar arttı ki, nüfusun artışı, sosyal değişimin olması, ferdi gelir eşitsizliği, birinde varken diğerinde olmadığını görmek, sosyal medyada bununla karşılaşmak ve kendinde olmayanın başkasında olduğunu gördüğünde buna tahammülünün azalması ve o hazza odaklandığı için, hazzını erteleyemediği için, hep mutluluk peşinde koşulduğu için, o acılar kısmında sıkıntılar yaşadığımız için ve bunun uzun sürmesi durumunda, belirsizliklerin çok arttığı bir dönemde oldukça sıkıntılı süreçler yaşamaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Ve bunun içinde hani aileden başlayan ve daha sonra da okulda da devam eden değerlerimize yönelik barışçıl dilin öğrenildiği, aynı zamanda modellenmeyle öğreniyoruz bunları. Sosyal medya, televizyonda çocuklarımızın gördüğü ve her çocuğun elinde, küçücük çocukların elinde de bulunan dijitaller sayesinde bunları da görüp model aldıkları için bunu tersine çevirmemiz gerekiyor ve bizim nasıl ki şiddeti öğrenebiliyorsak, şiddetsiz iletişimi de öğrenebileceğimizi, model alabileceğimizi bilerek bununla başlamamız gerekiyor. Yani ailede kendi ebeveynlerimiz olarak, anne baba olarak çocuklarımıza bizim hem dil olarak, şiddet bir dille başlıyor zaten, dille, eylemle bunlardan farklı adaptif yöntemlerle, çözüm bulucu yöntemlerle, uzlaşı kültürünü ortaya koyarak, biraz evvel arabulucu avukat beyin de dile getirdiği gibi, bizim kültürümüzde zaten olan bir şeyken arabuluculuk, her türlü çatışma mümkün. İnsanın insanla bir arada olduğu yerlerde çatışma çok mümkün ve olası.
Ama bu çatışmaya nasıl yaklaştığımız, bu çatışmayı nasıl değerlendirdiğimiz, buna nasıl tepkiler verdiğimiz önemli. Çatışmadan kaçmayacağız, çatışmayı kabul edeceğiz. Çatışma dediğim iki farklı amaç, iki farklı algılama, çıkar farklılığı. Bunlar hep bir farklılık. Farklılık da çatışma getirir ama çatışma şiddetten bağımsız, yani şiddetin olmadığı şekilde de çözüme ulaşılabilir. İki kişinin barışçıl bir dil kullanımı. Diyelim ki olmadı, çözüme gidemediler. O zaman üçüncü bir uzmanın, bu bir arabulucu olabilir, bu bir psikoterapist olabilir, bu bir akran zorbalığında mesela okullarda biz akran arabuluculuğu eğitimi veriyoruz. Tam onu açacaktım hocam. Siz getirdiğiniz konuyu. Özellikle de çocuklar, velilerin de bu ara en çok şikayet ettiği meselelerden bir tanesi bu akran şiddeti, akran zorbalığı. Neler oluyor yani, neden bu ortaya çıktı? Şimdi görünür olmak, popüler olma kültürü arttı biliyorsunuz ve hani reklamın kötüsü yoktur gibi o görünür olmak, biraz evvelki videolarda da olduğu gibi arkadaşlar arasında uygun bir davranışta popüler olamadığını gören, işte başarısıyla ortaya kendini koyamadığını gören genç, ergen veya çocuk bunun karşısında istediğini elde edemediğinde başka yöntemlerde de elde edildiğini gördüğünde ve bunun da karşılığında bedel ödemediğini de gördüğünde ben de aynı şeyi yapabilirim diye ortaya çıkıyor ve akran zorbalığı gerçekten çok kapalı kapılar arkasında olabiliyor. Yıllarca bunu çocuk saklayabiliyor. Harçlığına el koyulabiliyor, oyuncaklarına el koyulabiliyor. Bu kreşte, yuvada, ana sınıflarında bile olabilen bir şey. Biraz evvel söylediğim gibi akran arabuluculuğu diye bir kavramla Milli Eğitim'de çalışmalar yapıyor psikolojik danışmanlık uzmanları, rehberlik servisindeki uzman arkadaşlar. Ailelerin de bu konuda model olması ve çocukların seçtiği oyunları, dijital oyunlar olsun, seyrettikleri, sosyal medyada gördükleri şeye karşı muhakkak bir sınır, bir süzgeçten geçerek bunları izlemelerini ve muhakkak ekran karşısında çocukla, özellikle küçük yaştaki çocuklarla ekranı baş başa bırakmamaları çok önemli. Birlikte seyretmeleri, birlikte değerlendirmeleri çok önemli. Çünkü değerlendirmeyi aileden öğrenecek. Evet. Refika Hocam, iki haber daha ekrana getirmem gerekiyor. Mardin'de bir polis korucu tartışması. Mesele kira yüzünden. Bir görüntülere bakalım, devam edelim. Peki. Kiracı, polis, ev sahibi korucuydu. İkilinin zam tartışmasında silahlar çekildi. Polisi linçten polis memuru komşusu kurtardı. Burası Mardin. Korucu Mehmet Metin Tekin'in arası polis memuru kiracısıyla açıldı. Kiracı zam talebini geri çevirince korucu evde oğlum oturacak çık dedi. İkili arasındaki gerilim her geçen gün tırmandı. Korucu ve kardeşleri polisin evine baskına gitti, belinden silahını aldı. Zanlılar silahı polisin başına dayadı. İddia bu. Polisin komşularından biri meslektaşıydı. O da silahla kapıya çıktı. Kiracı polisi, ev sahibi ve akrabalarının elinden o kurtardı. Korucu, ev sahibi ve yakınlarını polisler gözaltına aldı. Korku dolu anlar yaşatan 6 zanlı tutuklandı, şimdi cezaevinde. İnsan 89 yaşında katil olur mu? 89 yaşında koca, 82 yaşındaki eşini, ya bir ömrü beraber geçirmişler. Ya koca yıllar yani, karısını bıçak darbeleriyle öldürdü. Değil kaçacak, bastonsuz adım atacak hali yoktu. Ekiplerin gözaltına aldığı, dört ayaklı bastonla zor yürüyen yaşlı adam, eşini 25 bıçak darbesiyle katletti. Adliyeye de böyle getirildi. Sıddık Aysal 82 yaşındaydı. Erkek terörüne kurban gitti.
Neden tartıştılar bilen yok. 89 yaşındaki kocası Gazi Aysal'la arası açıldı. O koca yaşlı kadına bıçakla saldırdı. Sıddıka Aysal hayatını kaybetti. Ondan haber alamayan yakınları Afyon Karahisar'daki eve kontrol için geldi. Evde karşılaştıkları manzara korkunçtu. Hemen jandarmaya haber verdiler. Ekipler 89 yaşındaki Gazi Aysal'ı yakaladı, gözaltına aldı. Sıddık Aysal'ın cansız bedeninde 25 bıçak darbesi vardı. Onu öldüren eşi ayakta zor duruyordu. Dört ayaklı bastonla adliyeye sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu iddia edilen koca tutuklandı, cezaevine gönderildi. Olacak şey mi yani? Maalesef. Hakikaten. Yani başından beri konuştuk. Yani yaşı da yok, şiddetin, öfkenin, cinsiyeti de yok. Şeyi de saymıyorum yani, bir de hayvana şiddet var. O da bambaşka yani, köpekleri arabaya bağlayıp sürüyenler, onlara işkence edenler, kuyruğunu kesenler, kulağını kesenler. O da bambaşka. Dediğiniz... Bu da... Buyurun. Çok... Buyurun. Burada hem nörolojik bir bozulma, gerçeklik algısının bozulduğu, Alzheimer gibi bir tanısının da olduğu söylendi. Yaşlı çiftin bu süreci işleyen eş tarafından. Bu bir nörofizyolojik problem. Bunun tedavisi ve bunun muhakkak birileri tarafından gözetim altında olması, kurumsal bakıma alınması belki gerekiyor. Çünkü gerçeklik algısı bozulduğunda yanındaki bireyin de düşman olması, onu farklı görmesi, eşi olarak tanımaması da söz konusu. Ama bir tarafta bu yaşta belki değil ama evliliklerde evlilik yorgunluğu diyoruz bazen. O evlilik yorgunluğu, rol çatışmaları, rollerin çok ağır gelmesi, hem iş hayatı hem çocuk, bir taraftan kira, bir taraftan ekonomik sıkıntılar, evlilik yorgunluğu gibi bu dönemde çatışmalardan bağımsız çatışmaların oluşunun dışında boşanmalara kadar giden, boşanmaya giderken de yine bu arabuluculuğa kadar belki gitmek durumda kalan şiddetin söz konusu olduğu durumlar karşımıza çıkıyor. O yüzden de gerçekten bütünüyle bizim kültürel olarak yabancılaşmaya başladığımız bu günlerde aidiyet duygusu çok kıymetli. Artık aidiyet duygusunu, aileye aidiyet, vatana aidiyet, topluma aidiyet duygusunu da kaybettiğimizden, biraz evvel kiralarda da söylediğimiz gibi, istediklerine ile karşı karşıya kalmadıklarında, bir şeye zorlandığında insanlar psikolojik dayanıklıkları düştüğü için, bu yaşanan süreçlerde tahammüller azaldığı için ve artık korteksi, yani düşünme, strateji geliştirme becerilerini de zihin olarak, beyin olarak kullanamadıkları için ilkel yöntemlerle, o savaşçı tarafımızda, saldırganlık tarafımızda duruma tepki vermeler arttı ve maalesef çözüme doğru gitmezsek, adil bir düzenek içinde bedel ödeme gibi bir şeyi ortaya koymazsak, eğitimlerde, ailede iletişimi barışçıl hale getirmezsek, bu haberler sürekli artacak. Biz de şu öfkenin dinmesi için günlerdir bu meseleyi gündemde tutuyoruz. Sizin gibi uzmanların da görüşlerini alarak. Uzman psikoterapist Refika Yazgaç. Refika Hocam, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.